Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Seyat Tarakko var. Güzel yollardan geçtik. İki telefon bir bad bitch. İkizim kart manitanın bestliği. Bugün 1.250.000 TL'lik fiyatıyla Seyat Tarakko'yu inceleyeceğiz. Arabamız arkadaşlar 2022 model. 2000 kilometrede daha jelatinleri falan üzerinde sıfır diyebileceğimiz bir araba. Şimdi bu arabayı almak isteyen arkadaşlar için bu arabayı güzelce bir tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar her markanın aileler için çıkarttığı özel arabalar vardır. Bu da Seyat'ın aileler için çıkarttığı, geniş aileler için özellikle 7 kişilik bir arabası. Arabayı hep beraber inceleyeceğiz. Arabanın tabii ki de ufak tefek farklılıkları var ama genel olarak Tiguan Allspace'e daha çok benziyor. Araç fabrika çıkışı olarak 19 inç jantlarla beraber geliyor. Jantlar çelik. Bakın hala jantın üzerinde barkod duruyor. O kadar sıfır bir araba. Araba SUV, Jeep, yerden yüksek gördüğünüz gibi ama maalesef ki 4x2 yapmışlar arabayı. 1.5 benzinli bir motoru var. 150 beygir güç üretiyor. Yani motoru bildiğiniz FR'ın motoruyla birebir aynı. Seat Leon FR'da kullanılan motoru alıp bu arabayı da koymuşlar. Bu arabayı da çeker mantığıyla. Ama FR kaç kilo, bu araba kaç kilo? Bu arabayı biraz sürme fırsatı bulduk. Açıkçası çekişten çok düşen bir araba değil. Çekişi gayet tatmin eder bu kiloya rağmen. Sizler için bir kaputu açayım. Bakalım amortisörlü bir kaput koymuşlar mı? Hayır, koymamışlar arkadaşlar. Şöyle mandallı bir kaputumuz var. Mandalını da koydum. Arkadaşlar 1.5 benzinli motoru var. Benzinli motor ne demek? Daha sessiz çalışan bir araba. Motor sesi buram buram arabanın içine gelmiyor. Yalıtım falan koymuşlar. Bakın yeni sıfır arabalarda genelde bu yalıtımları artık koymuyorlar. Ama bu arabada en azından bir motor yalıtımı koymuşlar. Yine iç kısma da alüminyum yalıtım koymuşlar. Yani bunların düşünülmüş olması güzel. Bir de amortisörlü kaputu bence olabilirdi. Yani Seat yetkilileri bu videoyu izleyip artık yeni çıkartacağınız SUV arabalarda şunu koyarsınız diye tahmin ediyorum yani. Tamam. You serious? Size şöyle aracın anahtarını göstermek istiyorum. Aracımızın anahtarı bu. Eski Golf 7'lerde kullanılan anahtarlık. Yani bunu yapmayın baba ya. Yani şuna şöyle göstereyim. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Some gallerici problems. Evet. Buna bu tarz bir anahtarlık yapmanız gerekiyordu. Seat logolu. VAC grubunun yeni kullandığı anahtarlığı kullanmaları gerekiyorlardı. Ama bu arabaya böyle dandik bir anahtarlık yapmışlar. Zaten bu araba 10 senedir piyasada olan bir araba değil. 2021 yılında çıktı. Yeni bir araba çıkartıyorsun. Bari böyle güzel özellikleri koy. Anahtarını değişik yap. Yenile en azından. Bir şey yap yani. Ama Seat grubu da haklı. Ben diyor ki bu arabaya senin anahtarla işin olmayacak şekilde tasarladım. Anahtarı da tasarlamıyorum demiş diye tahmin ediyorum. Çünkü arabaya geldiğiniz zaman anahtarsız şekilde arabaya girişiniz var. Ondan sonra anahtarsız çalışmanız var. Anahtarı sadece cebinizde tutmanız yeterli yani. Çıkartıp anahtardan herhangi bir şey basmanıza gerek yok. Bakalım arabamızda katlanır ayna var mı? Evet varmış. Araçta katlanır ayna da var. Bunun yanı sıra çok teknolojik bir araba yapmışlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Arabanın önündeki sensörleri görüyorsunuz zaten. Bakın buraya güzel bir sensör döşemişler. Aynı zamanda arabanın ön kısmında da şurada hem şerit takibe yarayan hem de çarpışma önleyicinin bulunduğu sensörler var. Ön arka park sensörü var. Geri görüş kamerası var. Yani araba aslına bakarsanız elektronik anlamda çok dolu bir araba. LED farlarımız var. Sis farlarımızı da koymuşlar. Genelde artık LED far koyduktan sonra sis farını koymuyor markalar ama Tarakko'da bunu koymuşlar. Arkadaşlar ön panjurumuzun gerçekten delikleri çok büyük. Bu yüzden radyatör falan çok belli oluyor. Bence bunun arasına şöyle güzel dalgalı ya da daha dar şeklinde yapabilirlerdi bunu. Çünkü direkt arabanın iç aksamları kendini çok belli ediyor. Yani çok yakışıklı durmamış açıkçası. Şimdi arabanın arkasına geçelim. Zaten bu arabanın asıl numarası arka kısmında. Hemen bagajı açıyorum. Elektrikli bir bagajımız var. Nice. Bunun yanı sıra dediğim gibi araç 7 kişilik ama bu koltukları yatırabiliyorsunuz. Bakın burada mandallar var. Hop yatırabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunun önündeki koltukları da yatırabiliyorsunuz. Gayet geniş bir bagaj kullanabiliyorsunuz. Bu konuda sıkıntı edeceğiniz bir şey yok. Bu tarz arabalarda genellikle ev tipi bir priz koyarlar ama bakıyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar ev tipi bir prizimiz var burada 150 volt. 230 volt ev tipi bir prizimiz var. Bu tarz SUV arabalarda, aile arabalarında bagaja bunu özellikle koyarlar ki ailenizle tatile gittiğiniz zaman şöyle mini buzdolapları oluyor ya arkadaşlar. O mini buzdolaplarını bagaja koyabilmeniz için düşünülmüş. Hemen hemen her marka yapıyor bunu. Burada mangal malzemeleri de var. Belli ki mangal için de yeterli bir araba. Burada aracın arkasına takmak için pergüle de koymuşlar. Kedide falan da var bu fabrika çıkışı olarak. Bu pergüleyi kaldırıp arabanın buralarına takarsanız bagajı şu şekilde kapatabiliyorsunuz koltukları iptal edip. Yani 5 koltuklu bir araba olarak da kullanabiliyorsunuz. Tabii bunların hepsi düşünülmüş şeyler. Güzel. Burası açıkçası hoşuma gitti. Bir de bunun da altına bakalım.
Burada işte 7 kişilik olduğu için 7. kişinin paspasları falan ekstra olarak konulmuş. Şunları da şöyle koyduk. Burada ne var ben bilmiyorum. Bunun altında da tabii ki de arabamızın stepnesi, bijon anahtarları, krikosu falan var. Okey ya, bence gayet kullanışlı bir araba yapmışlar bu arada. Şimdi bagajımızı kapatalım. Yine dediğim gibi elektrikli bir bagaj var ama dur. Gitme dur, ne olsun. Bagajı aç. Neyse. Arkada çizgi şeklinde bir stopumuz var. Seat bunu önce yeni Leon'da tanıtım olarak kullandı. Ondan sonra da çıkarttığı bütün arabalara koymaya başladı. Bence çok güzel duruyor bu arada. Gece karanlığında özellikle gerçekten arabayı farklı bir hava katıyor. Arkada zaten gördüğünüz gibi geri görüş kameramız da var. Bunun yanı sıra arka park sensörlerimizi de konuşlandırmışlar. Burada da çeki demirini takma yeriniz var. Buradan da çeki demirini takabiliyorsunuz. Tabii Ali aracın dışını sizler için inceledi. Şimdi ben de içini inceleyeceğim. Ama bir bilgilendirme geçeyim. Bu araba bizim değil. Sadece incelemek için arkadaşımızdan rica ettik. Almak isteyenler için küçük burjuvazi usulüyle inceliyoruz. Bizim de çok merak ettiğimiz yeni çıkan bir arabaydı. Kanalımızdan böyle bir video bulunsun istedik. Hem de biz de detaylı bir şekilde bakalım dedik. Şimdi bir içine geçelim. Tabii burada bir sadaka kutumuz var. Bu arabayı aldıktan sonra borcu ödemek için arkadaşımız sadaka topluyor olabilir. Bana para ver! Bana para ver! Bayağı da dolu. Büyük ihtimalle burada bir 5 dolar falan vardır. Şimdi aracımızın içine geçtiğimiz zaman burada hafızalı koltuklarımız, elektrikli koltuklarımız var. 1 milyon 250 bin liralık bir araba diyorsunuz ama tüm koltuklarda yok. Yani ön koltuklarda bile yok. Sadece şoför koltuğunda bulunuyor elektrikli koltuk. Bunun yanı sıra aracımızda normal alışık olduğumuz yeni kasa tüm Leon'larda bulunan bir direksiyonumuz var. Onun haricinde sadece direksiyon ısıtmamız bulunuyor. Zaten Cupra'nın direksiyonuyla aynı. Sadece logoları değişik şu anda. Bunun haricinde hayalet göstergemiz var. Zaten bu hayalet gösterge benim Leon'da bile kullanılan hayalet gösterge. Yani eski bir hayalet gösterge. Çok fazla bir yenilik konulmamış ya da şekli değişmemiş. Tabii bu aracımız Excellence paket FR'larında daha büyük bir ekran var. Yani bu tuşların hiçbirini bulamıyorsunuz. Komple dokunmatik olarak daha büyük bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Burada direksiyon ısıtmamızın tuşu bulunuyor. 3 kademeli bir şekilde zaten görüyorsunuz çizgileri azalıyor ve direksiyon ısıtmayı kapatabiliyoruz. Sol tarafta da aracın tüm özelliklerini kullanabileceğiniz tuşlar var. Çarpışma önleyici, hız sabitleyici, limitör. Bunun yanı sıra diğer adaptif hız sabitleyiciyi falan kullanabiliyorsunuz. Aracımızda otomatik far da bulunuyor. Bu zaten hala 2013'ten kalma konsol. Yani arabada çok fazla değişen şey yok dediğim gibi. Yani Ali'nin dediği gibi bu araba 10 senedir yok, 2 senelik bir araba. Yeni bir model çıkarıyorsun, tüm yenilikleri bu arabaya yüklemen lazım ki bu senin Seat grubunun en pahalı ve en yüksek arabası. Tarraco 7 kişilik diyorsun, SUV bir araba diyorsun. Ama diğer arabalarda kullandığın özelliği bunda kullanmıyorsun. Normalde bunu biliyorsunuz, sunroof perdesi için ayrı, normal camı açmak için dokunmatik bir konsol oluyor ama bunda manuel şekilde tuş koymuşlar. Herhalde şuradan perdeyi kapatabiliyoruz. Aynen. Bunun için ayrı bir tuş var. Şöyle göstereyim, bayağı bir sürüyor yani. 10 dakika sürer herhalde bunun kapanması. Çünkü bayağı büyük panoramik bir cam tavanı var. Tabii sunroof buraya kadar açılıyor. Arka tarafta arkaya daha fazla ışık gelmesi için normal sabit bir cam tavanımız var. Bu da arabayı ferahlaştırıyor açıkçası. Normalde bu tuşlar Ali'nin kedisinde bile dokunmatik ama bu arabada tuşlu şekilde konumlandırılmış. Burada da sos tuşumuz var. Yani buralara pullerinde bir şey geliyor mu bilmiyorum ama bu sos tuşu daha büyük bir şekilde konumlandırabilirdi. Buraya ufak bir şekilde sos tuşu koymuşlar. Önceden arabalar daha doluydu ya. Vallahi yani şöyle düşünüyorum. Benim 2013 Golf'te şurada bir gözlük koyma yeri vardı. Basıyordum. Bir de içi böyle süet kaplama falandı. Gözlüğü koyuyordum, kapatıyordum. Çok güzel kullanılıyordu. Kullanışlı bir özellikti. Çünkü gözlük kabına koyduğunuzda alan kaplıyor. Bir yere koysanız çiziliyor. Ama arabanızda şuraya koyup gözlüğünüzü alıp takmak çok büyük lükstü. Ama şu arabaya mesela onun alanını koymuşlar. Yani resmen burası ben gözlüklüyüm diye bağırıyor. Ama buraya gözlük koyacağımız kısmı koymamışlar. Yani buraya yerini koymuşlar. Bence yurt dışı paketlerinde eminim ki vardır. Türkiye'ye bunları kısarak getirdiklerini düşünüyorum. Çünkü bunun FR'larında bile mesela bu multimedya yok. Yani bu tuşları ekstradan koymuşlar gibi duruyor. Hiç de yakışmamış. Yani bunun dokunmatik ekranlısı varken bu tuşlarla uğraşmak gerek yok yani. Hem daha büyük ekran oluyor hem dokunmatik oluyor. En azından yapmışken tam olsun. Zaten şu orta konsol bizim 2016 Tiguan'da bile aynı yani. 2016 Tiguan. Hani 6 sene geçmiş, yeni bir araba çıkarıyorsun. En azından şurada bir değişiklik yap. El frenin olduğu yerden tutun bu modlara kadar tüm tuşlar aynı. Vites sadece farklı. Buraya bir piyano bilek detay yapmışlar. Onun haricinde de burada aracımızda otomatik park bulunuyor. Bunu da birazdan test ederiz. Biraz Tiguan Allspace, Cupra kendi grubu içinde karışık bir araba yapmış açıkçası Seat Tarraco'yu. Her şeyden yarım yarım var. Mesela 11 inçe yakın Cupra'da bir multimedya bulunuyor. Ama bunda 6 inçlik bir multimedya koymuş. Burada işte Volkswagen'in klima konsolu var. Burada işte Tiguan'in modları var. Yani her arabadan yarım yarım konumlandırmış. Tabi burada kaydıraklı bir bardaklığımız bulunuyor. Eğer bu bardaklığı kullanmazsanız da büyük bir alan var. Yani buraya istediğinizi koyabilirsiniz. Bakıyorum kablosuz şarj var mı? Genelde şu alanlarda kablosuz şarj olur. Kablosuz şarj yok ama opsiyon olabilir ya da FR'larında bulunabilir. Kol dayamamız var. Tabi biliyorsunuz bazı markalar bunu artık opsiyon
opsiyon olarak kullanıyor ama VAK grubunda bunu pek opsiyon olarak rastlamıyoruz. Yani çoğunluğunda kullanılıyor. Genelde Fransız grubunda kullanılıyor bunlar opsiyonel olarak. Ön kısım çok yabancı değil. Klasik VAK grubu ama çok karıştırmışlar. Elektronik olarak güzel ama yenilik anlamında çok fazla yenilik yok bence. Yani daha önceden olan şeyleri de eklemişler tekrardan. Elde ne varsa koymuşlar gibi bir araba olmuş açıkçası. Bazı özellikler var, bazıları yok. Ne varsa işte tüm arabaları karıştırmışlar. Aşure gibi bir araba olmuş yani. Tabii bu araba aile arabası dedik. Ön tarafı bu şekilde. Bir de gelin hep birlikte arka kısma bakalım. Arka yaşam alanına geçtiğimizde çok ferah bir alan karşılıyor. Çünkü arkada büyük bir cam tavan bulunuyor. Yani bu da ister kapatabilirsiniz, ister açabilirsiniz. Ayrıyeten perdesi de var. Sıcaksa kapatabilirsiniz. Ama böyle hem akşamları hem de normal içiniz daraldığında açtığınız zaman çok güzel bir his sağlıyor. Yani bunu özellikle iki kere vurguluyorum. Bunun yanı sıra burada okuma ışığımız bulunuyor. Bunlar da tuşlu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an kapı açık olduğu için açılıp kapanmıyor ama kendiniz tuşlu bir şekilde açıp kapatabilirsiniz. Arkada pek fazla bir olay yok ama en azından arkaya da koltuk ısıtmalarını açıp kapatabileceğiniz, yani arkada koltuk ısıtma genelde çoğu arabada olmaz. Bu da güzel bir özellik. Klimayı kontrol edebiliyorsunuz. Bir tane Type-C hızlı şarjınız var ve çakmaklıkla koymuşlar. Yani bunlar güzel artılar araba için. Yani arkalarda insan biraz böyle bir olay bekliyor. Ne bileyim, bir işte derisi farklı olabilir ya da arkada şurada bir ekran olabilir. Tabii bunlar çok üst düzey. Yani yeni Range Rover Vogue'larda falan var. Onlar da 10 milyon falan ama ufak tefek renkler bekliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani tüm videolarda söylüyorum. Volkswagen, yani halk arabası demek Almanya'da. Ve Volkswagen VAK grubunun en yüksek arabalarından birisi. Bu Seat'ta Skoda'ydı. Volkswagen'in alt grubu markaları. Ve biz bu arabaları 1,5 milyonlara, 2 milyonlara almaya başladık. Ve bu paraları verdiğimizde çok şey bekliyoruz açıkçası. Ama bu arabalar yurt dışında belki 30 bin, belki 40 bin euroya satılan arabalar. Orada normal halkın alabileceği, tercih edebileceği arabalar. Ama şu anda 1,5-2 milyona halk bu arabayı alamaz. Biz de bu büyük parayı verdiğimiz için çok fazla özellik bekliyoruz. Ama dediğim gibi bu özelliği koyduğunda da o araba o zaman Range Rover Vogue'a dönüşüyor. Ve 10 milyon oluyor. O yüzden çok fazla bir şey de beklememek lazım. En azından arka kısımlar geniş, cam tavanımız var, okuma ışığımız var, koltuk ısıtmamız var. Yani bunlara da şükür diyoruz ki bunlar da güzel özellikler. 1 milyon 250 bin liralık fiyatıyla Seat Tarako'yu inceledik. Yani dediğim gibi biraz karışık, değişik bir araba olmuş. VAK grubunun tüm özelliklerinden koymuşlar arabaya. Ama sürüşü keyifli bir araba. Yani Egea'ların sıfırlarının 500 bin lira, Megane 4'ün 800 bin lira olduğu Türkiye'de böyle SUV, tüm özelliklerin bulunduğu, hem Alman diyorsunuz hem çoğu elektronik özellikle bulunan bir araba 1 milyon 250 bin liraya bence alınabilir, makul. Yani fiyat olarak yüksek gözüküyor olabilir ama yani şu anda 1 milyon 250 bin liraya gerçekten hiçbir şey vermiyorlar. Bence alınır. Sizce alınır mı? Ya da siz 1 milyon 250 bin liraya ne alırdınız? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım ve araba inceleme videoları bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.